Seyda kurban olayım. Ekonomik sıkıntılarımız var. Dua buyurun. Üstad Hazretlerinin Kastamonu lahikasında 1936-44 arası 1936-44 arasını ben 44'ü 45'i böyle hayal meyal hatırlıyorum. Hayal meyal. O zaman da ekmek yoktu, ekmek. O zaman da ekmek yoktu. Şaka geliyor değil mi? Ekmek yoktu. Bir teneke altın götür, 5 gram ekmek bulamıyorsun. Yok, ekmek yok. İnsanlar perişan. Ot yiyorlar. Onun için bizim dağda, taşta yemediğimiz, tatmadığımız ot yoktur. Küçükken, çocukken, ilkokul çağında. Buna kırla koçuk diyorduk, buna deve kulağı diyorduk, buna tavşan püskülü diyorduk. Her birine bir isim takmıştık, karnımızı doyurup eve gidiyorduk. Ekmek yoktu. Böylesi bir zamanda üstada diyorlar ki biz ne yapalım bu kıtlık hadisesine. Üstad Hazretleri diyor ki iktisat edin ve hizmet edin. Hizmet edin, Risale-i Nur'a hizmet edin. İktisat edin ve Risale-i Nur'a hizmet edin. Ben de bir Risale-i Nur talebesine söyleyeceğim budur. Üstad'dan ziyade laf edemem. O halde ne yapacağız? İktisat edeceğiz. Emin ol ki iktisat etmiyoruz. Ben de dahil iktisat etmiyoruz. Yani mesela faraza bir dededen babadan kalma veyahut da senin ilk evlendiğin zaman aldığın bir tabağın tasın var. Yani onu her sabah önüne gelip her akşam getirmek falan artık gına geliyor ya bu tastan da Allah bizi bu tastan kurtara. E niye kurtara işte o tas senin çorban işini görüyor, pilavın işini görüyor. Ama o tası ikinci gün gidiyorsun 101'de reklam var. Güzel bir tas getiriyorsun. BİM'de bilmem ne var. Hemen eşyayı onunla değiştiriyorsun. Yanlış mı söylüyorum? Halbuki iktisat edebilir insan. Yani onun geçinebilir yani. Ya kimse de görmüyor yani evin hali yani. O tabak 100 defa önen gelip gidiyor. 1000 defa gelsin gitsin. Sen işini görüyor ya. Ama öyle değil işte. Kulasa iktisat et, üstadın emri bu. Risale-i Nur'un emri. İktisat et ve Risale-i Nur'a çalış. Risale-i Nur'a çalışmayı ciddi bir mesele olarak bil. Bugünkü insanlar daha bunu anlayamadı, nurcular da anlayamadılar. Risale-i Nur ayrı bir şey. Tarihte emsali görülmemiş bir hadise. Kur'an-ı Azimüşşan bu zaman insanların bütün dertlerini üstadın gözünün önüne koyur, bunu oku, okuduğunu yazdır diyor. Risale-i Nur şuhuttur. Bir alimin kafasından düşündüğü şey değil. Bir ümmetin ihtiyacı olan şeylerin Kur'an'dan çıkış hadisesidir. Ve bu şuhuttur. Okuduğunu yazdırıyor üstad. Risale-i Nur böyle yazılmış. Okuduğunu yazdırıyor. Onun için bazı alim zatlar Risale-i Nur'un yazılacak dediği bazı parçalarını yazıyorlar. Eğer böyle yazıyorlarsa onların yoluna, tozuna, her şeyine ben kurbanım. O Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur şuhuttur, şuhut. Yazılacak olan da Risale-i Nur'dur. Öyle mi? Aynı şey yazılacak yani. Şuhut. Görüyor, yazdırıyor. Henüz biz nurcular da bu işin ciddiyetine vakıf olmuş değiliz. Bu işin ciddiyetini anlamamışız. Eğer her birimizin evinin tavanını kaldırsan, göreceğin şey Firavun'un evinden farksız bir ev. Öyle olunca
ihtiyaç fazlalaşıyor. Onun için kıtlık başlıyor. Yani kıtlık dediğin bütçe darlığı başlıyor. Geçen gün biri kıtlık diyor. O Allah'tan korkmak lazım ya. Yani şu vasata kıtlık diyorsan sen benimle beraber 1944-45'leri görseydin o zaman kıtlığın ne olduğunu o zaman anlardın. Buğday ekmeği yok. Rahmetlik babam çalışıyor, paramız var. Gidip arpa alıyordu, arpayı üyütüyordu, getiriyordu. Anam onu kaç elekten geçiriyordu. Yine de arpa ekmeği taş gibi simsiyah ve boğazımızı yırtıyordu giderken. Kıtlık ona derler. Parası olanın durumu bu. Ekmek yok. Buna kıtlık diyor. Niye? Domates 5 lirayken onlara olmuş. Ulan zıkkım yesin. Aralığın ortası. Şimdi domates yemesen canın mı çıkar yani seni? Aralığın ortası. Şimdi domates yemesen ne olur? Boğazın mı kilitlenir? Buna kıtlık diyor. Allah insaf merhamet vere.